alnını ayakları hizasına kadar indiriyor. Kim için? Yalnız Allah için. Şimdi bu esnada bütün azalar hareket halinde. Mafsallar çalışıyor. Şurası çalışıyor, burası çalışıyor, parmaklar, eklemler çalışıyor, diz çalışıyor, ayak bilekleri çalışıyor, kalça efendim çalışıyor, beller çalışıyor, hepsi çalışıyor. Niçin hareket halinde bütün bunlar? Allah için. O zaman bu vücutta bulunan 300 bilmem kaç mafsal vardır Efendimiz buyuruyor. Her birinin bir şükrü gerek. Bak her 300 kaç? 360. 360. Allah razı olsun. Şimdi bunların hepsi çalışıyor değil mi? Şu çalışmaz ama yalnız bundakiler. Aha bir bu bir de bu. Böyle bir parmaktan hoşnut olur musunuz? Olur musunuz? Olmazsınız. Şu bilek hareket etmese, eldir gene ama bilek tutukluk yapıyor. Memnun olun, ister misiniz? Olsun ya. Beliniz büküldü, doğrulmuyor. Öyle mi? Demek ki her biri bir nimet. Ve her nimet ne istiyor? Şükür istiyor. Ve in şekertum le ezidennekum. Şükrederseniz nimetimi size daha da arttıracağım sözünü veriyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Hazreti Allah bir sözü hem tekit ifadeleriyle muhakkak ve muhakkak kesin ve kesin mecbur değil böyle bir şey ama kesin bir ifadeyle le ezidennekum'deki lam manayı kuvvetlendirmek içindir. Le ezidenne sonundaki nun, şeddeli nun manayı takviye etmek içindir. Bütün bunları Allah Celle bize karşı kullanırken görüyorsunuz ki bunun bir manası da bize ne kadar değer veriyor. Değer vermesen bir adama geleceğim dersin. Ama çok bekliyor mutlaka. Ya bu kardeşim geleceğim dedi ki. Fakat değer verirsen ne demek? Tabii haya inşallah bir ciddi mani olmazsa mutlaka filan diyorsun. Bak mutlaka geleceğim. Şimdi değer veriyorsun adama. Allah Celle bize değer veriyor. Le'ezidennekum. Ama bir şey istiyor bizden. Şükür istiyor. Bu şükrü nasıl yerine getiririz? Bana söyler misin? Nasıl yerine getirelim bu şükrü? 360 defa elhamdülillah, 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 elhamdülillah. Şükürler olsun Rabbim, şükürler olsun Rabbim. Böyle mi? Şükür nedir? Çeşitli tarifleri var. Elbette ki bu ifade de o şükrü bir tür, bir şekilde bununla yapılacak şükürler de var. Bu ifadeyle. Ama asıl şükür nedir? Verilen nimeti veren nasıl kullanalım istiyorsa onun isteğine uygun kullanmaktır. O nasıl istiyor? Şu vücudu, bu nimeti bize veren Allah nasıl kullanmamızı istiyor? İşte günde 5 defa namaz ibadetinde bütün o mafsalları devreye sokacak, hareket ettirecek bir ibadeti bize emrediyor. Bunu yerine getirdiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Şükrü eda etmiş oluyoruz. Şimdi bu olumlu anlamda bir şey. Oruç da böyledir. Zekat da böyledir. Servetin şükrü. Hac hem bedeni hem mali bir ibadettir. Şükrü yerine getiriyor. Bir de işin olumsuz tarafı var. Bu vücudu namaz ibadeti için kullanmayı kendi şanına, şerefine yakıştırmıyor. Nasıl bir şan ve şerefse. Kimi memnun etmek için yapıyorsa ki namazı istemeyen kim olmuştur ilk defa? Secdeye ilk defa karşı çıkan kimdir? Ve iz kulna lil melâiketi iscudû li âdem فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْل۪يسِ
Adem'e ihtiram secdesinde bulun diye. İbadet secdesi değildir, yanlış anlaşılmaz. Saygı, ihtiram, ona değer vermenin bir ifadesi olarak secde edin dediğinde karşı çıkan illa iblis. İblis karşı çıkan. Namaza kim karşı? İblis. Şeytanlardan çok önde bir şeytan iblis. O karşı çıkan. Şimdi ben de namaz, ne namazı kardeşim diyen adam bununla birisini razı ediyor. O da bir varlığı razı ediyor. Kılan kimi razı ediyor? Allah'ı. Kılmayan kimi razı ediyor? Bu da şeytanı razı. Tersinden o kime kulluk etmiş oluyor? Şeytana kulluk etmiş oluyor. Emirlerin tamamını böyle anlayalım. Yasakları çiğnemeyi de tam bu ikinci olumsuz şekli ile düşünelim. Bunun çıkacağı başka bir kapı yoktur. Ya Allah'a kulluk vardır, ya şeytana kulluk vardır. Ya da onunla işbirliği yapmış nefs emmare denilen, Kur'an'ın böyle dediği. Hep kötülükleri pompalar. Bırak namazı, gel biraz kafayı çekelim. Değil mi? Bırak o ibadeti, gel biraz ne yapalım? Allah korusun. Oyun oyna. Oyun değil, kumar oyna. Bırak onu, gel bunu. Bırak camiyi, gidelim filan kasırada eğlenelim. Var mı? İnsan hayatında ya böyle ya böyle. Orta bir yolu yok bu işin. Bakın namaza giden adam meyhaneye gidemez. Meyhaneyi ibadet haline getiren adam da camiye gidemez. Onun için اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Namaz fahşadan, yani insanı mahcup edecek. Hem insanlar nezdinde, hem Resulullah nezdinde, hem Allah katında mahcup edecek, yüz kızartacak neler varsa o fahşa kelimesi içindedir ve onların hepsi İslam'ın haram kıldığı şeylerdir. Münkerat dediğimiz dinin yasakladığı şeyler. Her biri mutlaka insana zarar verir. Münkerat böyledir. Haramlar, zarar verici şeyler. İçki faydalıdır demek mümkün. Tıp adına, hakikat adına mümkün değil. Kumar faydalıdır. Ocakları söndürüyor, servetleri ne ediyor? İhsan yok ediyor. Ondan sonra insanlar önünde mahcup, perişan, sokağa çıkamaz hale getiriyor. Yetmedi, nerede yaşıyordu? İstanbul'da mı? İstanbul'da yaşayamaz hale getiriyor. Kalabalık bir şehirdir filan, semtte yaşamaz hale getiriyor. Başka bir yere sığınıyor ama hep kuşkulu ve korku içinde. Ya bulurlarsa? Kimler? Kumar alacaklılar. Doğru mu? Ondan sonra da duyuyoruz. Adam ölü bulundu. Acaba niye? İşte mafya türü bir falan. Niye? Borç almıştı kumar oynamak için. Zamanı geldi, ödemedi. Ödemeyince canıyla ödetiyorlar. Çünkü adamlar da din iman tanımıyor. Onun da dini imanı para. Kara para. Nasıl kara para? Ne demek kara para? Kirli para. Kir, kir, pislik. Haram, pislik kelimesiyle de anlatılıyor. قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanından yiyin diyor. Ne demek temiz? Yani helal olan. Helal. Yani manevi bir temizlik ve kirlilik burada söz konusu. Güzel kardeşlerim, şimdi bütün bunları doğru bir şekilde algılamak, işte kulluk bilinci diye arkadaşlarımızın takdim ettiği o anlayışla olabilir. Kainat Allah'ın,
benim varlığımın kendisine borçlu olduğum varlık Allah. Semaları yaratan O. Ve le'in se'eltehum men halekes semavati vel ardı. Sorsan müşriklere, semaları ve arzı kimdir yaratan? Le'yekulunne Allah, Allah'tır derler. İyi bak, tanıyorsun Allah'ı. Semaları O yarattı, arzı O yarattı. Sizi kim yarattı diye sorsan, Allah. Men nezzele mine's semâi mâen. Semadan suyu yağdıran, indiren kimdir diye sorsan, verecekleri cevap Allah. Her şeyin hakimiyeti, idaresi kimin elindedir diye sorsan, Allah'ın elindedir derler. Onun kudretinin tahtında, altında her şey. E kardeşim, yani gel de o Allah'ı Rab olarak tanı. Bunu senin tanıman gerekir. Sana yakışır. Ve sen onun halifesisin yeryüzünde. Onun vekilisin sen yeryüzünde. Onun adına iş göreceksin. Nasıl göreceksin? İşte onun için kitap indirdi sana. O kitaba bak, hayatını ona göre tanzim et. O kitabı nasıl anlayacaksın? Peygamber gönderdi sana, bana, hepimize. Muhammed Mustafa'yı bize gönderdi. Bakın ona, sizin için örnek o. Kulluğun en mükemmelini kim yapmıştır? O yapmıştır. Peki sorarım size, geceleyin böyle uzun uzun televizyon seyirciliği ile normal vakit namazları bile zayi olup giderken, o Efendimiz gibi geceleyin kalkıp da uzun uzun namaz kılma imkanı kalır mı? Kalıyor mu? En mükemmel örneği o, teheccüd dediğimiz uyku arasında kalkmak ve Allah'ın huzuruna çıkmak demek. Teheccüd bu. Nasıl çıkarmış Efendimiz? Ayakları şişinceye kadar. O mu daha çok ibadete muhtaç? Biz mi daha çok ibadete muhtaç? İşte kulluk şuuru dediğin zaman, örnek olmazsa o şuuru da elde edemezsin. Onun için Allah Celle bize لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ مُسْوَةٌ حَسَنًا. Sizin için en güzel örnekler Allah'ın Resulü'nde vardır diyor. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Kim Allah'ın rızasına ulaşmak isterse ve ahirette kurtuluşa ulaşmak isterse, örnek kimdir? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kulluğun en güzeli onda. Ahlakın en mükemmeli onda. Emanete riayetin en mükemmeli onda. İfrattan, aşırılıklardan, tefritten, pısırlıklıktan uzak olmanın en güzel örnekleri onda. Dünyanın sırtına binemediği, dünyanın sırtından ahirete ulaşmanın en güzel örneği kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dünya nasıl insanın sırtına biner biliyor musun? Diyor ki رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Allah'ın methettiği kullar رِجَالٌ, örnek kullar. Adam gibi adamlar yani. رِجَالُ اللّٰهِ da denir bunlara. Ne bir dünya ticareti, ne bir dünya alışverişi onları Allah'ı zikirden alakoyamaz. Ve ikame's-salah namazdan alakoyamaz. Ve ita'iz-zeka zekatı ödemekten, yerine getirmekten alakoyamaz. Niçin? يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Onlar öyle bir günün varlığına inanıyorlar ki o günde kalpler yerinden sanki kopacak, gözler yerinden sanki fırlayacak o günün dehşetinden. İşte öyle bir günün varlığından korktukları için dünya onların sırtına binemez. Yani namaz için ezan okunuyor, tatlı bir alışveriş var, kusura bakma diyor adeta. Ey işsiz güçsüz olanlar, siz gidin, benim işim var, çok önemli bir işim var.
o kadar önemli ki Allah'ın çağrısına bile kulakları tıkatacak kadar önemli. Bu ne? Bu dünyayı sırtına almaktır. Halbuki hayatı namazla düzenlediği zamanı düşünün. Bereketli bir hayat. Allah davet etti. Allah ki Rezzak olandır. Senin çalışmanı bereketli kılacak olan Allah'tır. Rızkını arttıracak olan Allah'tır. Davet geldi mi her şey durur. Hayat durur. O davete icap edilir. Hayat buna göre tanzim edilir. O zaman kazanç bereketlidir. Para bereketlidir. Azdır ama bereketlidir. Çok iş görür demek. Öteki çok paralar var. Ne der, ne demişler? Gerçi onun başka ifadesi var ama haydan gelen huya gider. Yani gayrimeşru yerlerden geldi. Gayri, aslında Allah'tan gelen Allah'a gider gibi bir manası var ama bunun böyle bir mecazi manası var. Nasıl olsa gayrimeşru yerlerden geldi. Gene gayrimeşru. Yani faydalanamayacağı yerlerde gider, elden çıkar. Eyvah ya, ne oldu, bizim servetler tükendi. Bir gecede adam fakir oluyor. Bir gecede fakir oluyor zengin adam. Nasıl oluyor? 300 milyarlık arabayı aldı. Az önce geliyorduk. Vakit geldi değil mi? Saati koydunuz ama biz nerede başladı bilmiyorum ki. Saat duruyor burada. Duruncaya kadar. Birisi öndeki kırmızı ışığı gördü, geçmeyeyim diye Allah-u Alem durdum. Arkadaki de bu herhalde bu ışıktan geçer diye düşündü. Ben de arkasından geldi. Küm! 300 milyarlık araba ne oldu şimdi? Yani öyledir anlamında söylemiyorum. 300 milyarlık var mı arabada? Daha fazlası da var. Değil mi? Ne oldu şimdi? Araba gitti. Gördün mü? Gider mi? Gider. Niye gider biliyor musun? O arabayı alma imkanını Allah verdiği zaman bir şey de emretmişti. Sigortasını. Neydi o sigorta? Zekatı verilecek. Hani sigorta olunca kasmalar masmalara alıştık ya. Bize ait olmayan ıslanlar artık herkesi aldı götürüyor. Sigor, gördün mü sigorta nasıl oluyor? Sigortası. Zekatını verdin mi? Yok. Vermediyse sigortası, sigortası yok. Korunma altında değiller. Bir an dikkatsiz davrandırır seni. Bir an. O dikkati bize verecek olan kim? Dalgınlıktan, gafletten bizi koruyacak olan kimdir? Allah'tır. İşte böyle. Kulluk. Gördün mü? Kulluk, kulluk. Uzantıları böyle çıkacak ortaya. Çıkarsa her şey güzel olur. Her şey tatlı olur. Servet de güzel olur. Şimdi o servetten zekat veriyor. İnfakta bulunuyor. Allah'ın razı olduğu işlerde kullanıyor. Allah Celle de ona garanti veriyor. Bu istikamette ne veriyorsan daha hayırlısını ben sana vereceğim. Daha hayırlısını, yerine daha hayırlı olanı. Daha hayırlı ne demek ki? Daha işe yarar, daha güzel, daha fazla anlamına da gelebilir. Daha bereketli. Mesela benim ondan faydalanmam önemlidir. Yoksa elimde çok olur, hiç faydalanmadan. Geçen bir filmde miydi, neydi? Gayrimeşru bir parayı adamın hanımı, o paraların olduğu kağıtlar, mağatlar, bir şeyler varmış böyle gazete kağıtları. Ha, onları aldı sobaya attı. Yandılar. Adam çıldırıyor. Ve işte gayrimeşru. O para böyle öyle bir ümidi. Uykusunu kaçırdı onunla. Ah, ben bunlarla neler yapacağım filan. Müthiş bir ümitlenmişti. Sonra kül oldu gitti. Bu bir örnek yani. Olur mu? Olur. Allah Celle buyuruyor ki yemsutur rizka limen yeşâ'u ve yakdir. Rızkı dilediklerine artırır Allah. Artırır mı? Dilediklerinde de kısar Allah. Kısar mı? Musluk elindedir yani.
vana elindedir. Vanayı açtı, sular aktı. İski suyu kesti. Ne oldu? Vanayı kıstı. Tamirat varmış, bilmem ne varmış, kaç saat su gelmeyecek değil mi? Bu rızık vanası kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Rezzak Allah'tır. Onun için işte ona kulluğu, o nasıl istiyorsa öylece düzeltmek, tanzim etmek, yerine getirmek bizi hem dünyada hayırlara götürecektir, hem ebedi ahiretin ebediyen devam edecek hayırlarına götürecektir. Cennet bunun için vardır ve bizi bekliyor. Cehennem de birilerini bekliyor ama biz firavunların yolundan gitmemeye kararlıyız. Onun için cehennem diye bir hesabın içinde, yani yolumuz uğrarsa biraz da uğrasın filan. Onu söyleyecek bir hamakatı, bir akılsızlığı, bir dikkatsizliği de asla yapmayız. Yapmayız. Bir kibrit çöpünün ateşine dayanabilir miyiz? Dayanamayız. Akıllı adam cehennem ateşine cesaret edebilir mi? Edemez. Onun için burada uyanık olmak lazım, basiret sahibi olmak lazım. Allah'ın bize verdiği nimetleri onun istediği gibi kullanmak lazım. Hayatı o nasıl istiyorsa öyle yaşamak lazım. Amerika hayatın kurallarını koyacak, biz de hayatı yaşayacağız. Amerika hangi tür Müslümanlıktan razı olacak, ona dikkat edeceğiz, merak edeceğiz. Amerika ne istiyor? Nasıl bir Müslümanlık? Böyle bir arayışın içinde olur mu Müslüman? Amerika diyor ki bana kölelik yaparsam zararı yok. Müslüman vasfıyla yap bu köleliği. Öyle bir Müslümanla pek ses çıkarmaya değil. Benim çıkarlarımı, benim enfaatlarımı bekçiliğini yapman kaydıyla. Sen bir de karşı çıkacaksın ha. Benim çıkarlarıma, menfaatlerime karşı çıkacaksın sen. Ve bunu İslam adına yapacaksın ha? İşte ben o İslam'la savaşırım diyor. Terör işte odur diyor. Diyor mu? Ben mi uyduruyorum? Evet. Ne yapacağız şimdi biz? Kimin istediği İslam'ı yaşayacağız biz? Allah'ın bizden istediği İslam'ı. Evet. Allah bu şuurda Müslümanlığı, İslam'ı yaşamayı bize nasip etsin. Bilmiyorum bir maksat hasıl olmuş mu? Zamanınızı epeyce almayı becerdim. Onda hiç şüphe yok. Ama işe yaradı mı? Onu bilmiyorum. Allah Celle niyetimizi biliyor. Kırık dökük de olsa hazırlıksız da sayılır biraz. Yani en azından son günün hazırlığı da yapamadım ben. Ben unutmuştum sizi açıkçası. Unutkan bir adamım. Özür dilerim. Unutkanlığım sebebiyle bir şey de yapamadım ama zararı yok. Samimi dinleyenler karşısında insan gene bir şeyler Allah Celle bir şeyler söyletiyor. Allah tesirini halk eylesin. Ve gerçek razı olacağı kulluğu yaşamayı ama bunun için mutlaka onun Habibini örnek almayı bize nasip eylesin. Çocuklarımıza onun terbiyesiyle onları terbiye etmeyi nasip eylesin. Onun ehli beyti bakın 11 Muharrem bir Kerbela acı gerçeği yaşandı. Allah benzeri Kerbelaları yeniden bize yaşatmasın. Ümmet-i Muhammed'e yaşatmasın. Ehl-i Beyt'inin sevgisiyle dopdolu olmayı nasip eylesin. Ashabının sevgisiyle dopdolu olmayı, onları baştan sona örnek alarak ki onların hepsi Resulullah'ın terbiyesinde yetişmişlerdir, bizim için örnektirler. Ve Kur'an onlar hakkında diyor ki radıyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. Böyleyken bir cahil çıkar da derse ki ben Allah'ın razı olduğundan razı olmuyorum. Bu çok tehlikeli bir yerde olmuş olur. Allah böyle bir duruma düşmekten bütün Müslümanları muhafaza eylesin. Bu duruma düşmüş olan değişik vesilelerle varsa onları da hidayet üzere istikametlendirsin diyorum.
Kerbelalar, şimdi Kerbela ne halde, şu an Kerbela? Bir de şu anı görelim, düşünelim. Gene Kerbela. Evet, gene Kerbela ve büyük bir bela gerçekten. Büyük bir bela. İslam alemi üzerinde büyük bir bela. Böyle bir bela varken şimdi Müslümanlar tutar da bir de birbirinin yakasına yapışmayı sürdürürse işte bu bela daha da büyür ve gelir gene bizi eziverir. Allah bütün bu şerleri biliyoruz, görüyoruz. Bunlardan gerekli dersleri çıkararak o şerlere alet olmaktan korunmak suretiyle şuurlu bir şekilde İslam kardeşliğini ihya ederek, dirilterek ve tek vücut haline gelerek, kenetlenerek İslam emanetini korumayı, yüceltmeyi, muhafaza etmeyi cümlenize nasip eylesin. Dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Uzun zamandır böyle sizin gibi kardeşlerimiz de doğrusu cami dışında bu tip salonlarda bir araya gelmemiştik. Değişik sebeplerle bu olmuştu. Biraz o mahrumiyeti bu akşam gidermiş oldu bu davet. Onun için arkadaşlarıma da sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Allah büyük. Yolun var buraya. Amca, o kadar güzel. Tamam.